Ben Güney Afrika'dan katılıyorum. Tabii 15 yıl Güney Afrika'da mukim olarak yaşadım. Covid'den beri Türkiye'ye ailemle taşındık ama yarı zamanlı olarak Güney Afrika Türkiye arasında gidip geliyoruz. Tabii çok uzun dönem yurt dışında yaşamış birisi olarak her zaman sizin gibi belli zorluklar yaşamış, belli sıkıntılar görmüş, o evrim sürecini geçirmiş insanlarla aynı ortamda bulunmanın verdiği bir tat ve lezzet var. Bitiye'de geldiğimizde birçok insan belki yıllardır Türkiye'ye gelmemiş, o geri dönmenin mutluluğunu insanların gözlerinde görebiliyorduk. Bu da ayrıca bizleri çok mutlu etti. Bu seneki katılım da önceki yıllara göre, önceki dönemlere göre çok çok daha iyi olduğu için bir daha güzeldi. Tabii yurt dışında yaşayan insanlar yurt dışına çıktıkları zaman memleket sevdasını ilk onu o zaman anlıyorlar. Sürekli kendi insanımızla beraberken Türkiye ne anlam ifade ediyor anlamak zor. Ama yurt dışında yaşadığınız zaman, yabancı bir insanla oturduğunuz zaman, size İstanbul'dan bahsettiği zaman, Türkiye ile yaptığı işten bahsettiği zaman, Türkiye'den aldığı öğrenci desteğinden bahsettiği zaman veya ekonomik destekten bahsettiği zaman insanı ayrıca mutlu ediyor. Ve gözlemimiz o ki son 10-15 yıldır bu bahsetmeler arttı. Artık çok daha bilinen, çok daha tanınan, çok daha ilgi duyulan bir ülkenin insanları olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Onun için hem ismimizle mutluyuz hem ismimizin duyulmasından mutluyuz. Şimdi tabii dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımız zaman veya gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman ülkelerin ticaretlerinin en top 5-10 ülkesine baktığımız zaman o ülkenin insanlarının diğer ülkelerde yaşamalarıyla çok ilintili. Türkiye'den baktığımız zaman en çok ticaret yaptığımız ülkelerin çoğu en fazla Türk insanımızın bulunduğu yerler. Çünkü diaspora demek aynı zamanda bir şekilde ana noktayla ilişki oluşturan ve o ilişkinin büyümesini sağlayan bir grup demek. Bu bilinç dokuna dokuna daha da artıyor. DİTİK dediğimde benim aklıma gelen en önemli şey bu bahsettiğimiz farklı Türk diasporasının bir araya gelip evet ana noktamız bizim Türkiye, ne kadar farklı düşüncelerde de olsak, ne kadar farklı yönlere farklı şekilde bakıyor bile olsak bizim üstünde oturduğumuz ana toprak parçası Türkiye ve bu noktada bizim birleşmemiz lazım. DİTİK dediğinizde benim aklıma gelen şey bu birleşilen nokta. Yurt dışında yaşayan Türklere yapabileceğim en önemli öneri lütfen içerideki farklılıklarımızı, ki bu gayet doğal, öyle de olması lazım. Hepimiz aynı düşünsek zaten üretim olmaz. Farklı düşünmeliyiz, farklı şeyler talep etmeliyiz. Dışarıya bunu aynı oranda taşımayalım. Yurt dışındayken dışarıdaki insanların tamamının bizi tek bir kelimeyle Türk veya Türkiye'li olarak tanımladığını unutmadan hareket edelim. Farklılıklarımızı bilerek ama mümkün mertebe kenara koyarak az önce bahsettiğim ana öge olarak Türkiye merkezli birleşmemiz ve diaspora faaliyeti yaparken Türkiye merkezli çalışmamızı ben çok önemli buluyorum.